Ben Kur'an'da yaklaşık 20-25 ayet beni ömrüm içinde darboğazdan kurtarıp ayeti gördüğümde çamaşır makinesinde sıkılmış gibi olduğum ayetlerden biridir bu. O 20-25 ayetten. Bu ayeti de fark ettiğimde ezberimdeydi. 7 yaşımdan beri okuyordum. Ama fark etmek ayrı bir şey. Anlamak ayrı bir şey. Ayetin sizin hayatınıza nazil olması ayrı bir şey. Bu ayet benim ömrüme nazil olduğunda yine öyle bir dönüm noktam oldu. Yani nihai, insanların nihai kurtuluşuna ilişkin söz söylememe yeminimi bu ayeti fark ettiğimde yaptım. Ondan sonra ya Rabbi kimsenin Allah'ı olmayacağım bundan sonra. Ne zannettiniz ya? Ne zannettiniz ya? Adamın ağzından ille bu cümle mi çıkması lazım? Senin Allah'ın olacağım. Gerek yok ki. Oluyor zaten. Oluyor. Çünkü rol çalıyor Allah'tan. Tekeli Allah'ta olan bir yetki kullanıyor. Nihai kurtuluşuna dair birinin hakkında hüküm veriyor. Kimsin sen? Kimin Allah'ın? Seni kim atadı? Onun için leyse bi emaniyikum ve la emaniye ehlil kitab. Nihai kurtuluş, ebedi kurtuluş ne sizin kuruntularınıza göre olacak, ne ehli kitabın kuruntularına göre olacak. Bir daha iman ettik.